Evet, şimdi biz yola çıktık, sol sinyalimizi verdik, numaramızdan çıktık. Hangi şeritten gideceğimiz bile bellidir aslında. Burada komisyonlar sol şerit müsaitse sola geçelim diyecek. Biz de ayna kontrolünü sağlayıp sol müsaitse sola geçiyoruz sinyalimizi verip. Sonra devam ediyoruz bu şeritten. Parkurun birinci dersindeyiz. Biraz daha gaz verebiliriz. Evet, devam ediyoruz. Yanda da bir çalışma var, iskelenin çalışması. Şimdi bu çalışma kısmı birazdan bitecek. Biz bitmesine yakın sağ sinyalimizi yakmaya başlayalım. Yavaş yavaş devam edelim. Evet. Zaten şurada da bir duba gördük. Sağ sinyalimizi yakıyoruz. Çünkü burada komisyon bizim en sağ geçmemizi isteyecek bizden. Evet, en sağ şu çarpılı alana doğru geleceğiz. Sinyalimiz kapandı. Tekrar açıyoruz sinyalimize. Evet. Çünkü burada bizim arabamız durana kadar sağ sinyalimizin yanıyor olması gerekiyor. Şimdi duruyoruz. Eğimli yolda kalkış alanı. Buraya sağ sinyalle, en soldan sağ sinyalle geliyoruz, duruyoruz ve sonrasında 30 saniye bekleyip, sınavda genelde 30 saniye bekletirler. Sol sinyalimizi verip orta şeride çıkıyoruz tekrardan. Aynı kontrolünü de sağlayalım. Çünkü orada bir kontrol var. Evet, şimdi orta şeride çıkıyoruz ve devam ediyoruz orta şeritten. Bu ilk kısmıydı. Eğimli yolda kalkış alanı. Aslında manuel vitesler için burası daha zorlu. Çünkü onlar için diğer handikap da eğimli olduğu için arabayı stop ettirmemeleri gerekiyor. Ama bizim aracımız otomatik olduğu için bizim için burada sadece sinyal önemli. Sinyali unutmamamız gerekiyor. Devam ediyoruz ve ileride de 25 metre geri gelme alanına geleceğiz. Evet. 25 metrenin şu ilk gördüğünüz kısmı biraz virajlı bir noktadır. Şimdi biz bu ilk dersimiz olduğu için daha kolay olan orta noktasından gireceğiz. Yani şu sarı paralel çizgiyi görüyorsunuz. Onu geçtikten sonra şimdi sağ sinyal veriyoruz ve içeri giriyoruz. Evet. Burada aracımızı hizalamamız önemli. Duruyoruz şimdi. Ayağımız frende. Şimdi dörtlümüzü yakıyoruz. Vitesimizi R'ye alıyoruz. Frene basıyoruz ve R'ye getireceğiz. Fren. Mandala dokunuyoruz. R'yi aldık. Zaten şurada sembolü de görüyoruz, R sembolünü. Evet. Şimdi buradaki amacımız 25 metre geri gitme. Ama şöyle bir durum var. Kaldırıma değmememiz lazım. Kaldırıma değdiğimiz zaman sınavdan kalma nedeni oluyor. Ve sol tarafta da sarı şerit var. Şu sarı şeridin üstüne dubalar olacak. Yani bizim dubalara da çarpmamamız için şu gördüğünüz kaldırımın dibindeki sarı çizginin önündeki beyaz çizgiye yakın bir şekilde 25 metre geriye doğru gideceğiz. Evet. Şimdi arkamızda bir araç var. Başka yerden aslında onların bizim önümüze geçmesi lazım. Ama şekilde yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü önümüzde de zaten 25 metrenin boş kısmı var. Zaten adayı da çok başarılı değil. Şimdi biz yavaş yavaş 25 metre geriye doğru gidelim hadi. Zaten düz bir yer. Çok fazla manevra yapmamıza gerek yok. Yani çevirmemize gerek yok. Daha çok böyle düz tutsak
Direksiyonumuzu evet çok oynatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi. Evet böyle. Gelelim yavaş yavaş. Devam ediyoruz. Gelelim. Sol tarafı da her zaman takip edelim. Sola yaklaşıyor muyuz? Ona da bakalım. Tamam, sanki. Yavaş yavaş gelelim. O çıkıyor zaten, çıksın. Devam ediyoruz. Bizim arkamıza değil, önümüze geçip önden başlamaları lazım aslında. Evet, devam ediyoruz. Tamamdır. Şu anda 25 metreyi bitirdik. Zaten bitirdiğinizi size buradaki arkadaşlar söyleyecek. Şu gördüğünüz sarı köşe olan yerde bir duba olacak. Şimdi biz dörtlümüzü kapatıyoruz. Kapatalım dörtlüyü. Sol sinyalimizi veriyoruz. Vitesi de sol sinyal. Vitesi D'ye alıyoruz. D'ye. De evet. Şimdi bizim orada duba varmış gibi düşünüp dubaya değmeden orta şeride çıkmamız lazım. Ama sol şeride de taşmamamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Yavaş yavaş küçük böyle manevralarla. Evet devam. Devam. Evet hemen toplayarak. Şimdi orta şeride çıktık ve dubaya çarpmadık. Devam ediyoruz şimdi. Bu arada sınav parkur yolunda biliyor olmamız lazım. Yolu şaşırıp farklı bir yöne doğru gidersek bu da bir kalma nedeni oluyor. Şimdi önümüzde bir kasis var. Kasisten frenleyerek geçeceğiz. Evet yavaş yavaş kasise geldiğimizde geçeceğiz. Kasiste de yapılan bazı yanlış hatalar var arkadaşlar. Sağ sinyalimizi veriyoruz, sağa döneceğiz çünkü. Kasiste genelde ayağınızı gazdan çekerek yavaşlayacağınızı düşünüyorsunuz. Ama bu çok yanlış bir şey. Çünkü şu anki yeni nesil araçlarda zaten hızı kendisi sabitlediği için yani bizim ayağımızı gazdan çekmemiz hızımızı düşürmez. Bizi de yavaşlatmaz. Frenlememiz lazım. Her zaman için en doğru olay frenlemek. Şimdi minik bir kasis daha var. Gene hafifçe geçeceğiz. Devam ediyoruz. Tekrardan devam. Zaten boş. Biraz daha gaz verebiliriz aslında. Aynen. Devam edelim. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Evet. Buradan da gene Davutpaşa yönüne doğru yavaşça dönüyoruz. Buradaki ışıklar çok önemli. Dikkat etmek lazım. Devam ediyoruz. Çünkü bazen yayalar ışığa bastıkları zaman kırmızıya dönüşebiliyor. O an diğer ışıkla karıştırıp gene kırmızıda geçmiş olabiliriz. Bu yüzden her zaman dikkatli olmalıyız. Buralarda da gene bizim yoldaki gidişatımıza bakıyorlar. Yani sağda arabalara yakın mı gidiyoruz yoksa kaldırıma yakın mı gidiyoruz şeklinde. O yüzden yolu iyi ortalayıp ok gibi gitmek gerekli. Gene bir kasisimiz var. Ve devam ediyoruz. Adam kapısını açmış. Hiç umurunda değil yani. Gene yol bizi götürüyor. Evet. Yani burada sinyal vermemize gerek yok. Ama burada eğer göbeği tam dönmüş olsaydık sinyal vermemiz gerekiyordu. Teyzeler... Yedi uyuyanlar gibi sağa sola bakmak yok. Direkt öyle bodozlama gidiyorlar. Biz kornaya basınca arabanın geldiğini anladın. Yavaş gidiyorsun. Nasıl zıplandım? Yavaş gidiyorsun.
Bursa. Bursa da o kadar bizi etkilemez. Boşver, böyle bir düşeriz. Böyle eğlenceli bir şekilde derslerimize devam ediyoruz. Şimdi yol biraz virajlanıyor arkadaşlar. Davutpaşa Güngören parkurundaysanız eğer. Evet, burada da virajı nasıl alacağımıza bakıyorlar. Virajlara geldiğimizde hafifçe frene dokunarak, sen basmayacağız ama yani durmayacağız. Hafifçe dokunup daha rahat dönebilmek adına, yani hakimiyeti kaybetmemek için hızımızı yavaşlatıp böyle virajı alacağız. Devam ediyoruz. Yol biraz kıvrımlı. Evet, gene devam. Biraz daha gaza basabiliriz. Çünkü arkada da birikmiş bazı arabalar var. Devam ediyoruz. İleride gene küçükten bir viraj var. Devam ediyoruz. Bizim gitmemizden sıkılıp devam eden insanlar. Zaten ileride biz de sağ sinyal verip sağ geçeceğiz. Burada komisyon da sağ geçmemizi isteyecek. Evet, sağ sinyalimizi verelim. Arkadakilerin içini rahatlatalım. Şöyle, evet. Aynen. Şimdi geldik. Evet. Sağ şeritten devam ediyoruz. Sinyalimizi kapatabiliriz. Şimdi de yol gene virajlı ama rampa aşağı iniyor. O yüzden çok fazla gaz vermemek gerekiyor. Araba haddinden daha fazla gazla verirsek bu sefer hakimiyeti kaybedebiliriz. Devam edelim yavaş yavaş. Şu an biz ani fren alanına doğru gidiyoruz. Evet. Ben size söyleyeceğim oraya geldiğimiz zaman. Şimdi ani fren alanında bazen sınav günü diğer sınav araçları da olabiliyor. O yüzden biz şimdi orada sadece ilk önce bir duracağız. Sanki önümüzde bir sınav aracı var, biz onu bekliyormuşuz gibi. Duracağımız zaman, her zaman için, sadece burası için değil, sağ sinyalle duruyoruz normal bir şekilde. Durduk. Evet, ayağımızı frene basalım. Evet, durduk. Şimdi aynı şerit üstünde yavaş yavaş 30 km hıza çıkıyoruz. Sanki önümüze bir insan atlamış da biz ona vurmayalım diye ani bir fren yapacağız. Evet, şimdi sağ bizim durma sinyalimizde, sol kalkış sinyalimizi veriyoruz. Evet, hareket haline geçiyoruz. Sinyalimizi kapatabiliriz. Şimdi aynı şerit üstünden yavaş yavaş hızlanalım. Hızlanalım, hızlanalım. Biraz daha hızlanalım. Evet. Şimdi duralım. Evet. Ben burada biraz yardım ettim çünkü ilk ani frendi. Şimdi sol sinyalimizi veriyoruz ve kalkıyoruz. Aynı şeritten devam ediyoruz. Sinyali kapatabiliriz. Ani fren de buydu. Yani şu ana kadar 3. bölüme geldik. İlk eğimli yolda kalkış, 25 metre geri ve ani fren. Şimdi de bu rampa aşağı olan kısmı bitirip yavaş yavaş parklara doğru ilerleyeceğiz. Evet. Bugün hava da çok iyi. Bayağı açtı. İkinci gün yağmur yani. Evet. Biz derse başladığımızda çok yağmurluydu, aynen. Aslında bu bizim ilk parkur dersimiz. Aynen. Böyle anlatmalı. Geri gidecek şey vesaire. Aha. Devam ediyoruz. Nasıl gidiyor? İyi mi şu an? Aha, gayet iyi. Devam ediyoruz. Şöyle. Aha. Güzel, kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Şurası da Davutpaşa metrosu. Şimdi şu yol bitimine geldiğimizde tam burada. Şimdi burada biz karşı ok işaretinin olduğu yere doğru geçiyoruz. Burada bizim
Şeridimiz sona eriyor. Gördüğünüz gibi şerit bitiyor. Sol sinyalimizi veriyoruz burada. Zorunlu sol. Gördüğünüz gibi şeridimiz bittiği için bizim bir tık sol şeride geçiyor olmamız lazım. Ayna kontrolü yapıyoruz. Evet. Yavaş yavaş sola çıktık. Şimdi kapatabiliriz. Sağ şeritten devam edeceğiz. Ama burada bir minibüs var. Hafiften geçelim onu. Devam. Gaz verelim. Evet. Şimdi hep sağ şeritten gideceğiz. Yani az önce söylediğim gibi. Bizim gideceğimiz şerit bile sınavda bellidir. Hani aksi bir durum olmadığı sürece aynı şeritten gideceğiz. Ama önümüzde bir araç arızası olur, bir sorun olur. Zaten komisyondaki hocalar sola geçmemizi söyler. Yani onlar bize hangi komutu verirse onu yapacağız. Devam ediyoruz yavaş yavaş. Bu arada sarı ışıkta yani asla geçmiyoruz sarı ışık diye duracağız. Bu da bir kalma nedeni. Devam ediyoruz şimdi. Kornalar başladı gene. Evet, devam. Şimdi paralel parka doğru. Aslında biz Yıldız Tekne'yi tamamen dolaşıyoruz yani çevresine dolaşıyoruz. Çünkü bu da Teknopark'ın olduğu A kapısı, B kapısı Teknopark. Devam ediyoruz şimdi. Zaten bizi şerit otomatikman Esenler tabelasına götürüyor. Sinyale gerek yok, aynı şeritteyiz. Tekrar söyleyeyim. Evet, gene bizi şeridin götürdüğü gibi aşağıya doğru gidiyoruz. Yani Esenler tabelası. Esenler yönü. Burada biraz sağlı gelebiliriz. Çünkü ileride sağdan Esenler'e dönüş yapacağız. Sinyalimizi vereceğiz tabii. Şimdi biraz daha inince orada veririz. Devam edelim. Şimdi biraz daha şöyle sağa doğru geliyoruz. Bir kasis var. Kasisimizi geçiyoruz. Evet. Sağ sinyalimizi veriyoruz burada. Sağa doğru yöneldik. Şimdi burada bir de sol sinyal vereceğiz. Çünkü orta şeride geçmemiz lazım. Devam ediyoruz. Orta şeride çıkalım. Evet, şimdi orta şeritten devam ediyoruz. İlk gördüğünüz kısım genelde yerde SD yazar, sedan araçların. Yani 4 metre üstü araçların park yeridir. Şimdi önümüzdeki araç da aynı şekilde. Sol müsait mi? Burada bir duralım. Sol şerit müsait. Şimdi sola bir geçelim. Evet, sinyalimizi verelim. Devam ediyoruz. Sağa doğru gelelim. Şimdi bizim aracımız 4 metre altı olduğu için
hatchback sınıfına giriyor. Gördüğünüz gibi biz HB'lere park yapabiliyoruz. Şu çarpı 4 tabanın olduğu yere hizalanacağız. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Yerdeki beyaz şerit arabanın ortasına geliyoruz. Sonrasında şu beyaz şeritten bahsediyorum. Tamam, şu an tam ortada gözüküyor sizin açınıza göre. Ondan sonrasında şu arkadaki dubayı, ben şu an buradan telefondan gösteriyorum, evet. Şu dubayı, ama içeriden bakacağız ona. Şöyle, evet. Direksiyonumuzu düz tutuyoruz burada. Aynen öyle. Bakıp o dubayı kaybedeceğiz şimdi. Biraz daha ilerleyelim. Sizin açıdan bak. Kaybettik. Kaybettik mi? Tamam. Şimdi sağ sinyal dörtlü. Bizim için en önemli şey dörtlü. Vites R'de. R'de. Hı hı. Mandala bastıralım. Sonra? Evet, öne doğru gelelim şimdi. Evet, R'de. Şimdi direksiyonumuzu full sağa çeviriyoruz. Evet. Tam tur sağ. Gaza çevirelim. Basmıyoruz değil mi? Yok, gaza basmıyoruz. Ayağımızı frende. Yani parklarda çok gaz kullanmıyoruz. Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Dönmeyene kadar en sağa çevirelim. Tamam, çevirelim. Oldu. Şimdi sol aynamıza bakıyoruz. Sol ayna. Yavaş yavaş geliyoruz frenliğe, frenliğe. Gelelim. Şimdi biz sol aynada tam arabanın arka tarafına yakın ilk 3 tane duba göreceğiz. Görüyor muyuz? 2, 3. Evet. 4. dubayı yarım göreceğiz. Yani böyle full baştan aşağıyı görmeyeceğiz. Yarım tamam, gördük mü? Gördük, tamam. Tekerleğimizi düzeltiyoruz şimdi. 1,5 tur. Evet. Bir tane yarım, bir tane de tam tur çevirin. Çevirin. Tamamdır. Şimdi düz tutuyoruz. Sağ aynamıza bakıyoruz. Gelelim şimdi geriye. Geri gelmeye devam. Gelelim. Şimdi şu dubayı aynanın arkasına aldık değil mi? Hatta şu aradan görüyoruz. Şimdi direksiyonumuzu şuradan. Şu aradan. Şu dubanın başına. Tamam o. Şimdi tam tur sola çeviriyoruz direksiyonumuzu. Yani 3 hamle sağ, düz, sol. Evet, yavaş yavaş geliyoruz şimdi. Yavaş yavaş gelelim. Evet. Buradaki bizim asıl amacımız tekerleğimizin ikisinin de sarı şeridin üstüne basması, kaldırıma değmememiz ve gri'de kalmaması tekerleğin. Biraz daha gelmeye devam edelim. Gelelim. Tamamdır. Şimdi bu paralel parkımız başarılı bir şekilde oldu. Tekerleklerimizi düzeltelim. Evet. Burada parkım bitti diyoruz. Bitti. Ve bitti. Şimdi biz paralel parklara devam edelim. Videoyu kapatalım. L parkı ekleyemedim ama olsun. Daha sonraki videolarda ekleyeceğim.